Ne yaptın sen bana? Ha? Ne işin var benim burada? Bu yatağın içinde ne işin var benim? Ne var kızım ya? Allah'ım ya. Ait olduğun yerdesin işte. Saçma sapan konuşma. İyi vallahi ya. Gece her şey güzeldi. Şimdi suçlu olduk öyle mi? Bir dakika bir dakika. Bedir evleniyordu. Nikah masasına doğru ile... sonrası yok bende. Ne içirdin sen bana? Ha? Bak karnımda çocuğunu taşıyorum. İçki mi içirdin sen bana? Yuh be. Vallahi pes yani. Yani doğmamış çocuğumu sarhoş edeceğim öyle mi? O kadar hainim. Ne oldu bana o zaman? Kızım ben seni bulduğumda zaten kafanı daldırmıştın düğün pastasının içine ya. Tuttun elimden hadi gel dans edelim. Yok kompansita, mompansita. Türneşeydin zaten ya. Ay başım başım. Ay, eğer bilip de bir şey söylemiyorsan çok kötü olur ha. Vay arkadaş ya iyilik ediyoruz yine azar istiyoruz iyi mi ya? Ya iyilik edeceksen beni evime bırak. Niye kendi evine getiriyorsun anlamıyorum ki. Ha, o halde seni eve bıraksaydım da babam vursaydı beni ya ne yaptın kızıma diye. Boşandık biz Yılmaz boşandık. Yani sen beni hangi sıfatla gece gece bu eve getiriyorsun anlamıyorum. Kızım biz boşanmadık. Sen beni boşadın. Gıyabımda boşadın. Hileyle yalanla boşadın. Oh, oh, iyi alıştın ha. Bir kere yedik bir daha yemem. Ya utan be. 7 aylık el kadar doğmamış bebeğimin arkasına saklanıyorsun ya. Utan. Bana bak. Benim burada kaldığım bir kişiye bile söylersen çok kötü olur. Çok fena olur Yılmaz. Ya bızz bızz ne arkadaş ya. Sabahtan beri bızz bızz. Allah Allah. Aa. Ay Sinan baba. Alo. Ya Sinan babam ne yaptın ya? Allah abime bak ya. Nerelerdesin abi görüşemiyoruz. İyi 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 sen. Televizyon mu? Yok yok abicim hayatta işim olmaz benim ya. Geç sen beni geç beceremem ben. Yorumcu mu? Ya abim ya sen yapıyorsun da yorumculuğu ne oluyor yani maçların sonucu mu değişiyor? Ya Allah'ım ya. Güzel yapıyorsun güzel yapıyorsun canım da. Abim vallahi ben beceremem ya. Yani olmaz yani orada benim ağzım da laf yapmaz nutkum tutulur sizin program rezil olur yani. Yapamam. Eyvallah abim yapamam sağ ol sağ ol. Görüşelim ama. Benim mekanı biliyor. Ha tepede yukarıda gel gel. Tamam abim selamlar hürmetler. Hürmetler. Yorumcuymuş. Ya bana lazım bana yorumcu şu kadını yorumlamaya. Hala kuzum. Evlenmedi işte çocuk. Gül biraz. Şaka mı yapıyorsun ya? Ne kadar gitmeseydi Bedir şu anda balayındaydı. Peşinden gittim karşısına geçtim seni çok seviyorum dedim. O ne yaptı? Beni ezip geçip onun nikah masasına oturdu. Sen de haklısın tabii. Haklıyım tabii. Haklısın tabii. Yani. Yani. Kızlar, dün gece ne oldu bana? Vallahi abla seni en son gördüğümde böyle deniz kenarında oturmuş,
Yıldızları sayıyordum böyle. Delireceğim ya. Neredeydin sen dün gece? Pişt, abla. Yoksa sen dün gece eniştemin yanına mı kaldın? Nerede kaldımsa kaldım. Sana ne? Bana bakın, bu konu kesinlikle açılmayacak. Özellikle babamın yanında. Ay, saat kaç oldu abla ya? Ay babam, ilaç saati geçiyor ya. Hadi koş koş koş. Koş. Ay, ilaçlarını alıyorum ben. Seda. Kapıya baksana. Eğer Yılmaz'sa yok de, tamam mı? Yok de. Ay, hiç çekinmeyeceğim ya. Ay enişte ya, patlama, tamam geldim. Of. Ay. Sevda, kapıya bakıyor musun? Enişte tamam geldim. Hayırdır? Balayın iptal olunca çalınacak bir kapı falan mı lazım oldu? Haksızlık ediyorsun Sevda. Yanına geldim Bedir. Gözlerinin içine baktım. Seni ne kadar çok sevdiğimi söyledim. Bir şansım vardı. Beni affet dedim. O an oradan kalkabilirdim, beraber gidebilirdik. Sevda lütfen. Tamam, gerçekten dinlemek istemiyorum. Sen olmasaydı evet demek için oturduğun an bitti benim için, tamam mı? Bitmediğini biliyorum. Gel dışarı konuşalım. Gel. Bitir. Şimdi benden vazgeçemezsin. O kadar zorluğun üstesinden geldik birlikte. O zaman sana güveniyordum. Sevda, seni seviyorum. Hep sevdim, hep seveceğim. Hiçbir şey değişmedi ki. Benim için değişti. Arama beni. Gelme de, tamam mı? Ben vazgeçmiyorum. Sen beni istemesen de ben senden vazgeçmiyorum. Sen o nikah masasına oturdun. O nikah benim için kıyıldı. Evlenseydin ne olacaksa bundan sonra da olacak. Sevda. Sevda lütfen aç kapıyı, konuşalım. Sevda. Sevda lütfen. Baba, babacığım, bak uyan artık, kahvaltı hazırladım. Baba, bak ilaç saatin de geçiyor ha. Allah Allah, o saate kadar çoktan kalkmış olması lazım. Hı. Baba. Nerede babam, ne oldu? Not yazmış bize. Ben gidiyorum, huzur evine yerleşeceğim. Size o çok sevdiğiniz annenizle mutluluklar. Nasıl? Babam evi mi terk etti? Yok ya. Babam yapmaz öyle şey. Bırakmaz bizi, değil mi? İyi misin? Abla iyi misin? İyiyim, iyiyim. Yok bir şeyim. Sence ne var? İyiyim canım. İyiyim, iyiyim. Yok bir şeyim, tamam. Yeni odanız burası. Ben dün akşam kaldığım yerde kalamam mı? Dün akşam bir kaldığınız oda misafir odasıydı. Peki başka tek kişilik odamız yok mu? Var, var tabii de tek kişilik odaların ücreti 5.000 liradan başlıyor. Ben sizi yeni oda arkadaşınızla tanıştırayım. Mithat Bey, bakın size kimi getirdim. Muzaffer Bey, yeni oda arkadaşınız. Selam, dur! Ben mi? Sen tabii. Kim olacak başka? Ne sebeple? Çavuş. Haddini bil. Çavuş ben mi oluyorum? Ne oluyor bahçede? Mutika temizliği bitmedi mi daha? Dur bakayım. Kendisi emekli yarbaydır. Alzheimer başlangıcı var. Kafası zaman zaman geriye rap rap gidiyor, rap rap geliyor. Ben bu adamla kalamam. Bu saatten sonra askerlik işleriyle uğraşamam hanımefendi.
Şu anda tek müsait odamız burası. Siz yerleşin, yer açılırsa bakarız. Bir dakika, huzur evinde nasıl yer açılacak ki? Ya bu yaşta birinin bir yere tayini mi çıkacak? Ha, anladım. Öbür dünyaya yatay geçiş olursa yer açılır. Siz yerleşin, daha sonra tekrar konuşuruz. Kolay gelsin. İniyorum içtimaya. Bu ne göbek böyle? Yat, 30 mekik. Allah'ım ya sabır, ya sabır. Sabır yok, mekik var. Yat! Ya ne var oğlum, ne oluyor? Abim... Ne? Daha sen cezanı çekmedin ha, ona göre. Ne ya, ilaçlıyorsun beni, bitkilerden sebzelerden medet umuyorsun. Ben de bundan sonra sana kaktüsüm, deve dikeniyim ona göre ha. Estağfurullah abim. Abim huzur evinden aradılar. Ne diyorsun lan, ne huzur evinden aradılar, ne diyorlarmış? Yok abim, Muzaffer amcam huzur evine yerleşmiş. Aranacak numara olarak da bizim mekanın numarasını vermiş. Oğlum ne diyorsun lan sen, babam? He abim. Huzur evine mi yerleşmiş? Evet. Allah'ım, neresiymiş oğlum, adres bir şey var mı? Aldım adresini abim, burası. Dur bakayım lan. Yürü bakalım, yürü. Yürü gidelim. Ya, yürü lan. Allah Allah. Lan çok üzmüşüz demek. Üstüne de gittik tabii, adam haklı ama bu kadar da. Benim yüzümden mi gitti babam? Hepimizin yüzünden kuzum, hepimizin. Yok ya. Ya geri gelmezse abla? Vallahi ben kendimi affetmeyeceğim ya. Yok canım, döner yani. Babam bizi hiç yalnız bırakır mı? İnanıyor musunuz buna? Seyda, sen git taksi durağına bir sor bakalım. Belki onlardan biri götürmüştür ha? Hadi. Yok. Çok üzdük babamı. Vallahi bak, yatacak yerimiz yok bizim. Ben öyle söyleyeyim. Hele benim yok yani. Saadet, biz de Kemal'i bir arayalım. Yani hangi huzur evine kayıt yaptırmıştır, belki önden öğrenme şansımız olur. Tamam. Hadi canım, hadi. Of, ne yaptık biz ya? Of of. Vay babam, vay babam ya, vay babam, vay. Nuri görüyor musun ya şu zalim Servet'in ettiğine ya? Bak bak. Ya babasını şu hallere düşüren adam beni ne hallere koymaz ya babacım. Allah'ım ya, sen bu hallere düşecek adam mıydın ya? Sen nereden çıktın be? Bir aramışlar. Gerizekalılar, güya acil bir durumla haber vereceklerdi. Ya babacığım, bundan acil durum mu olur ya? Sen huzur evine nasıl yerleşirsin, gözünü seveyim ya baba. Ya ben burada iyiyim, kafamı dinliyorum. Asker! Selam! Nasılsın asker? Sağ ol. Size sağ olun. Kusura bakmayın, Mithat amcığım, benimle gelir misin? Sen de gerizekalı hareketler yapma, indir elini be. Muzaffer babacığım, askerlikten kalma bir refleks galiba. Kafa ne dinliyorsun ha? Ben o büyüttüğüm, bu yaşa getirdiğim üç nankörün yüzüne bakmaktansa burada yaşarım daha iyi. Baba böyle bir şeye müsaade etmem, kusura bakma. Ya yani kimin kimsen olmasa neyse, ama şurada bir oğlum var ya. Ben Yılmaz Durmaz babasını huzur evlerine mahkum etti dedirtmem. Ya kendim geldim ben buraya ya, kendi isteğimle. Baba bak, çok affedersin ama ben o senin, yine çok affedersin, zalim kızın Servet'e benzemem. Ya bizde bir örf vardır, anene vardır ya. Büyüye saygı, hürmet vardır. Böyle yakışık almaz değil mi Nuri? Olacak iş değil abim. Ya size ne kardeşim, siz karışmayın ya. Baba, ben seni burada bir dakika oturtmam. Kalk gidiyoruz lütfen, kalk. Hepsinden bıktım. Ben o bugüne kadar büyüttüğüm, bu yaşa getirdiğim üç nankörün yüzüne bakmam. Anneleri denen kadın çıka geldi, babalarına yüz çevirdiler. Bütün emeklerim unutuldu. Senin ha emeklerin unutulacak? Ya baba,
Sen yeri geldi onlara analık etmedin mi? Ettim. Babalık etmedin mi? Ettim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Cennet senin hem ayaklarının altında hem de başının üstünde. Bıraksınlar şimdi, söyletmesinler adamı ya. Öyle şey olmaz. Kalk gidiyoruz, kalk. Ya gelmem ha. Ya baba ya. Şişt, bana bak. Yani gözünü seveyim, tamam, burası huzur evi. Eyvallah da sen şimdi burada huzur bulacağını mı zannediyorsun ya? He? Ya ben seni tanıyorum baba, sen burada huzur bulamazsın. Sen kızlar ne yapıyor, ne ediyor merak eder durursun. Hadi gel ya, gel şu boynu bükük dul oğluna bir yoldaşlık et ya. İyi bilirsin sen bu dulluk murluk işlerini baba ya. He? Oturursun camın önüne. Karşısı zaten sizin ev. Kızlar ne yapıyor, nereye gidiyor, naklen yayın gibi ortada. Ha? Dikkat! Dikkat dedim. Korkuyorsun. Bana bak. Bu yaştan sonra askerlik mi yapacaksın ya? He? Her sabah içtim ha. Oğlum! Doğru. Torunu mu olacak? Ondan körler torunuma bakmayı bilemezler ki. Ne anlarlar ki onlar? Nerede sendeki tecrübe, nerede sendeki deneyim ya? Kes yağlamayı be Yılmaz. Bak, doğmamış torunum için geliyorum. Tamam mı? Ama o eve girmem. Senle kalırım. Herhalde ben de başım üstüne ya. Kimde kalacaksın? Oğlunda kalacaksın tabii. Hah köle ya. Bak, Nuri'yi sana tahsis ediyorum, tamam. Eti senin, kemiği benim. 7-24 senin emrine amade. Tamam mı? Duydum ya. Hadi oğlum hadi. Git bakalım. Muzaffer babanın valizini malizini topla, eşyalarını at, bagaja gidiyoruz. Hadi, hadi koçum. Hemen abim. Yarbayım. Ben bir alay teftişine çıkıyorum. Marş marş. Rahat. Sola dön. İstikamet bahçe. Marş marş. Ne olur bulalım babamı. Ya sadece bir not bıraktı. Bir huzur evindeyim diye, o kadar. Başka da bir şey bilmiyoruz. Sağ ol, sağ ol Kemal'cim, sağ ol. Kemal'cim. Ne o? Artık ailenin başı sıkıştığında bakıyorum da küçük damat aranıyor ha. Komiser damat. Ne var Yılmaz ha, ne var? Ay hiç seni dinleyecek durumda değilim ama hadi söyle. Zaten babam kayıp. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Yapma ya. Babam mı kayıp? Muzaffer baba kayboldu ha. Keşke haberim olsaydı ya. Kızım. İki dakika kalbimi kırmazsan ben de bir şeyler söyleyeceğim. Vay be. Ey gidi Yılmaz Durmaz ya. Gözden düşmüş damat Yılmaz Durmaz. Kapılarda ne var ne oldu yine niye geldin diye karşılanan damat. Çalışıyor kızım. Yine sizin ailenizi düşünüyor. Sizin için olmaz denileni olduruyor. Ay bayılacağım. Ay bayılacağım ya. Yine ne anlamsız bir hareket yaptın da karşıma geçmiş böyle övünüyorsun. Bayılacağım, bayılacağım. Birazdan duyunca bayılacağım. Neyse ya boş ver. Babam bizdeydi de onu söyleyecektim. Ne dedin sen? Abla. Ne oldu, haber mi var? Ya. Yılmaz babamı getirmiş. Ne? Ay. Aslan enişten be. Evde mi? Alıp gelin hemen. Dur ya, nereye alıyorsun ya? Kolay mı öyle almak? Niye? Çok mu kızgın bize? Kızgın tabii. Kırgın. Ne yaptınız adama ya? Paramparça etmişsiniz. Kızlar hep birlikte gitmeyelim. Ben önden gideyim. Babamı yumuşatayım, tamam mı? Biz ne yapalım abla? Evde mi bekleyelim biz? Siz de gidin dükkanı açın, gönül işlerini. Kaç haftadır çalışmıyoruz. Temizlik falan bir şeyler yapın. Hadi hadi. Abla ben istifa etmiştim ya. Ya biraz olsun ablanıza yardımcı olsanız ha. Biraz olsun omuzundan yükünü alsanız. Hadi hadi hadi, çabuk olun çabuk. Hadi fırlayın kızlar. Şurayı bir topla ya abi. Toparlayın Muzaffer babacığım. Sonra da bir çay demle bana. Hemen. Karnım da acıktı. Ne var yemek? Bakayım buzdolabına Muzaffer babacığım. Hah. Bak Yılmaz efendi, ben eğer bu evde kalacaksam bu eve bir çeki düzen verilecek, tamam mı? Ne bu be? Dingo'nun ağrı mı bura? Bana bak. Kahvaltım her sabah hazır olacak. Sürekli çay kaynayacak. 1,5 saatte bir yeni çay demlenecek. Tamam mı? Baba. Bir dakika, çeneni tutamadın değil mi? Ben şunlar olmadan, bunların dırdırı olmadan bir kafamı dinleyeyim dedim. Sayende dinliyoruz.
Yılmaz'a kızma baba. Yani sabahtan beri perişan olduk. O kadar merak ettik ki seni. Tabii. Yılmaz size kıyamadı. Ama siz babanıza kıydınız. Sizden de bu beklenir zaten. Baba. Babacığım. Son zamanlarda her şeyi çok üst üste yaşadık. Hepimizin sinirleri çok bozuldu. Sanırım o yüzden birbirimizi yanlış anladık. Ay yoksa biz seni hiç üzmek ister miyiz? Tabii canım. Üzecek biri lazımsa Yılmaz var burada. He? Servet gelir Yılmaz'ı üzer. Sen niye üzsün baba? Yılmaz içeri gider misin lütfen? Ne yapıyorsun lan? Abim kaç aydır bulaşıkları yıkamamışsın? Bana bak oğlum. Şovumuzu yaptık. He. Kayınpeder tuttuk kolundan getirdik. Evet. Yalnız biz iki gün aynı evde yaşayamayız birbirimizi bu arıza. Farkındayım abim. Servet ablam birazdan onu ikna eder. Sen hiç merak etme. Vallahi ben de zaten Servet'e güvendim. Yoksa bu evi bırakıp huzur evine benim çıkmam lazım ha. Bence de abim. Çok zor adam ya. Biri nişanlıyken başka biriyle kaçmaya kalkar. Biri hiç haddi olmayan işlere burnunu sokar. Biri hamileyken kocasını boşar. Sonra hepsinin ağzında aynı laf. Aman babamızı üzmeyelim. O evde zaten annenize. Annenize de çok sıkı fıkı oldunuz. Tamam, bundan sonra annenizle beraber yaşayın o evde. Ha, içinde babamız yokken bir anlamı yok ki evin baba. Yani yıllarca annesiz büyüdük. Bir hikaye dinledik. Yani gerçekleri öğrenince böyle bir tepki vermemiz normal değil mi sence? Annesiz büyümüşlermiş. Ben size bir gün olsun annesiz olduğunuzu hissettirdim mi? Aynı şeyim baba ya. Şimdi ben bu çocuğu alayım Yılmaz'a vereyim o büyüsün. Olacak iş mi bu? Allah Allah. Ver tabii. Büyütsün. Kalpsiz bir anası olacağına dangalak bir babası olur. Daha iyi. Öyle değil mi baba ya? Vallahi ben daha iyi büyütürüm ya çocuğumuzu. Sen bir sus Yılmaz. Git içeri hadi. Baba ya, cevap hakkı doğuyor. Gıyabımda konuşuluyor. Ben ne yapayım? Sen bir şey söyle ya. Kulaklarını tıka o zaman. Araya girme. Bak ben bir daha girmem o eve, tamam mı? Madem o ev annenizin, ne o eve girerim ne de onun yüzünü görürüm. Tamam baba, ben bugün sana bir ev bakayım, tamam mı? Oraya taşınalım. O zaman yanımıza gelir misin? Ben size kızgınım. Bak şimdi kızları getireceğim, hepimiz tek tek özür dileyeceğiz senden, ha? Affeder miyim bilmiyorum. Baba ne istiyorsun ya? Daha ne yapayım baba? Yılmaz görüyor musun bak, hala afra tafra konuşmalar böyle. Ondan sonra gelip beni suçlu çıkaracak. Görüyorsun değil mi bunu? Ben dönmem o eve. Dönme baba, dönme. Bu ne ya? Vallahi burada tüylerim diken diken oluyor ya dinlerken. Bir insanın ancak kalbi yoksa böyle konuşuyor. Hele ki babayla, büyüğüyle. Yılmaz sen bir sus ya. Ne oldu kızım? Neyi var? Ya bırak kızım ya. Yemezler, yemezler. Bu da yeni adet baba. Böyle başı sıkıştı mı kaçıp gitmek istedi mi? Sancı tutuyor, sancı. Yılmaz. Tamam baba sen düşün biraz. Ben akşam gelirim kızlarla. Seni alıp götürürüz evimize. Tamam. Ne pis olmuş buralar ya. Ya Saadet bir şey söyleyeceğim. Ha? Ablamı arasak mı ya ha? Babam ne demiş? Yok hiç bulaşmayalım bence ya. Ablam çıkınca nasıl olsa haber verir bize. Merak etme sen. İyi öyle diyorsan. Sevda. Ha. Bir baksana bugün ne randevu var mıymış? Kızım haftalarda çalışmıyoruz ya. Ne randevusun? Oh be. Özlemişim gönül işlerini ha. Canım gönül işlerim benim. Burası da hazır. Oh, mis gibi oldu vallahi mis. Sevda. Ben sana şöyle güzel köpüklü bir Türk kahvesi yapayım mı? Yapsana. Şunu içeri götüreyim. Götür. Gel. Geliyorum. Ne
Sevda. Tibet. Biraz konuşabilir miyiz? Bizim konuşacak bir şeyimiz yok. Ya ben sana ne yaptın? Sen bana daha ne yapacaksın acaba? Ha? Pasaportumu almalar, kasaya kilitlemeler, o evde beni hapis gibi göz önünde tutmalar. Ya ben niye böyle bir hayat yaşamak isteyeyim ya? Ya ne yapayım Sevda? Ya acaba aldatıyorsun beni? Acaba kaçacak mı bir yere? Böyle yaşıyordum yani. Bundan sonra yaşamayacaksın işte. Hadi Sevda. Evet. Al şunları da, yüzüklerini. Bu bende olan tek şey, tamam mı? Yüzüklerin. Annene de borcumu en kısa zamanda ödeyeceğim. Bitti. Ne borcu? Annem sana para mı verdi? Of! Ben bunu Lale Hanım'la hallederim, tamam? Ne zaman oluyor bu? Annem sana para verdi, kaçman için. Bedir'le gitmen için. Servet Hanım'a bakmıştık ama yok mu? Yok bugün ablam da biz kardeşleriyiz, biz yardımcı olalım. Ne vardı? Düğün mü vardı? Evet vardı. Bizim mekanda oldu hatta da Servet Hanım'dan ses çıkmadı. Biz de malum ödememizi almaya geldik. Hı. Ya Servet! Ya inat etme kızım, gel bırakayım seni ya. Şimdi taksi maksi neye uğraşacaksın? Ömrünü tükettin Yılmaz ya. Gelme peşimden. Bir rahat bırak beni ya. Bir rahat nefes alayım şurada. Of! Allah Allah ya, elin taksisine biniyorsun, benim arabama binmiyorsun kızım ya. Ömrüm sana yalvarmakla geçti ya. Kendini yalvaracak duruma düşürmeseydin sen de. Beni aldatıp aldatıp peşime düşmeseydin ha. Servet! Servet! Kardeş yardım et! Servet kal! Kızım! Servet iyi misin? Dur. Nasıl ödeme yapamıyorsunuz kardeşim? Öyle bedava mekan kullanmak var mı ya? Estağfurullah, ne demek olur mu öyle şey? Ya siz bize bir iki gün müsaade edin lütfen. Biz ödememizi aldığımız anda size... Hiç oyalanlara girmeyin hanımefendi. Biz düğün sahipleriyle görüştük. Ödemeyi yapmışlar size. Bir şey diyeceğim. Niye elini geçikti o kadar bu getirdiğin ödemesi ya? Kızım babam kaptırdı ya parayı. Ne oluyor kardeşim? Bir saattir fısır fısır konuşuyorsunuz. Ödeme yapıyor musunuz yoksa biz kendimiz mi halledelim? Bu ne biçim bir üslup ya? Tamam kardeşim, ödeyeceğim paranızı. Bekleyin. Buraya hesap numaranızı yazarsanız havaleye çıkartırım. Sevda, ya nasıl ödeyeceğiz o kadar parayı ya? Lale Hanım parasından vereceğim. Sonra ablam çıkınca da etleştiririm artık. Mecbur. Aslan kardeşim benim ya. Buyurun. Gidebilirsiniz artık, teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Ya kızım dayan. Dayan, ben seni yetiştireceğim hastaneye. Ya yürüsene arkadaş. Hayır, yol kilit. Kaza var herhalde. Ya bir bağır söyle, hasta var de ya. Hasta var. Açım yok kardeşim, hasta var, hasta. Ya bas koruyamaz. Ya bağırsana, hasta var diye bağır ya. Hastamız var, yol açın. Açın yok kardeşim, hasta var, hasta. Çok mu sancı? Ya bir bas git ya, sağdan git, soldan git, nereye gidersen git ya arkadaş. Ya bir dur, bir çek, geri çek be kardeşim ya. Ne bağırıyorsun kardeşim, nereye çekelim? Yürü! Ulan yürü, hasta var be! Kardeş yürü, yürü, geri al, geri! Sen gel geri, sen gel, sen gel! Abi arkasına kapalı! Allah belanızı! Gel. Gel dur. Abi ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun? Dur. Dur, ben seni yetiştireceğim. Dur. Ya yardım edin. Ambulans. Ambulans. Ulan Allah gönderdi sizi, ben boşalt edeyim. Boşalt. Dolu beyefendi, görmüyor musunuz? Ulan taksi mi bu dolu? Boşalt oğlum. Yengene yardım et. Yengene yardım et. Sancısı var. Neyin var lan? Abi sol kanattan çalınma. Lan kısa kes. Abi başan döndü ya. Ya bir şey yok. Koy muz. Sen çapraz bağlarda esneme. Tamam muz koy. Ben yürüyelim ya. Ya kalk. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Ya, çapraz bağlarda esneme oğlum. Yürü. Yürü. Alın lan arkadaşımızı. Atma halini koçum. Yatır ablanı. Dikkat edin ha. Dikkat et Servet'im. Bağla. Bağla ablanı. Oğlum. Dayan yürü. Dayan. Kadın.
be şoför. Oğlum beyefendi böyle olmaz. Tuvalete kadar gitti. E gelin şimdi. Ulan oğlum ambulans şoförü tuvalete mi gider lan? Allah belanızı vermesin, yürü. Beyefendi bakın böyle olmaz. Kullanamazsınız. Yetkiniz yok. Ya sus, kadınla ilgilen kardeşim ya. Nerede bunun sireni? Nerede lan? Şurada. Dayan sen Mati! Dayan! Dayan, yetişeceğiz! Servet'im! Servet'im gidiyoruz, dayan! Dayan Servet'im, yetiştireceğim seni gülüm! Kardeş! Kardeş! Durumu nasıl, durumu? Tansiyonu düşüyor. Kanaması da var. Bakın beyefendi, hastaneye kadar hastanın durumunu stabil tutabilirim. Ama acilen hastaneye gitmemiz gerekiyor. Bebek nasıl bebek? Bilmiyorum beyefendi. Ulan ona da mı gelip ben bakayım ya? İşin ne senin kardeşim? Beyefendi, bebeğin nasıl olduğunu hastane doktorlar bilir. Benim görevim hastanın durumunu stabil halde tutmak. Servet dayan! Dayan gülüm, yetiştireceğim seni! Ulan yürü! Nerede bu telsiz, nasıl çalışıyor? Çek sağa ticari! Çek sağa! 61 çek! 61 sağa çek! Sağlı sollu yardımcı olun! Hamile bayanlar! Hamile bayanlar! Hastanın durumu nedir? Erken bir haber alıntıları olabilir mi? Hayır, suyu gelmedi ama kanaması var. Ablaki o plasenta durumu olabilir abi. Plasenta erken ayrılırsa bebek prematüre de olabilir. Siz nesi oluyorsunuz? İzin gerekecek. Gerekirse bebeği alabiliriz. Yapma doktor, neyi alıyorsunuz siz ya? Lütfen sakin ol. Bir şeyler lazım olabilir. Burada bekleyin. Ne lazım olacak? Kan gibi. Kan lazım olabilir. Ne kanı doktor? Getirin bebeğimi! Alo kızım Saadet! Ya acil gelin ablanız, çok kötü, hastanedeyim ya! Acilde, acilde! Ne diyorsun enişte ya? Ne oldu ablama? Ne olmuş? Eda 2 ay vardı doğuma. Çabuk çabuk. Tamam tamam, geliyoruz biz. Hangi hastane, neredesiniz? Gel, gel dayan. İyi mi abla? Ne olmuş kızım? Söylesene. Gelmiyor musun? Ben gelmiyorum anne. Ne demek gelmiyorum? Düğünde olmadığına göre ne işin var senin burada? Oğlum, bak, sen ailemizin kalan son erkeğisin. Orada herkes seni bekler. İş güç ortak elinde. Oyalanmanın vakti değil. Gelemem anne. Burada kalmam lazım. Ya iş güç bundan evvel nasıl yürüdüyse bensiz yine yürümeye devam eder. Senin ne dediğini kulakların duyuyor mu? Gidemem anne buradan. Beni buraya bağlayan şeyler var hala. O kızı yüzünden mi gelmiyorsun? Annem anla beni, ne olur. Gelemem. Madem bu kadar seviyorsun, isteyelim o zaman. O beni istemiyor. Seni istemeyen bir kız yüzünden mi gelmiyorsun? Seni istemeyen bir kız yüzünden mi beni yalnız bırakıyorsun? Oğlum, bunca yıl hasretini çektiğimiz yetmedi mi? Yapma böyle, ne olur. Yani ben böyle bir evlat yetiştirmedim. Ben annesine sırt çevirecek bir evlat yetiştirmedim. Buralar seni bozmuş. Anne. Şimdi bizimle gelmiyorsan bir daha gelme. Bir kız yüzünden ata toprağından vazgeçecek oğlum yok benim. Şimdi geliyor musun? Madem buradasın, yalnız başınasın o zaman. Ne bir kuruş, ne bir mektup. Razı mısın? Razıyım.
daha içeride vallahi haber yok. Ya ne oldu bilmiyorum ya, ne diyor doktorlar? Ya ne bileyim, kızım durup dururken yığılıverdi vallahi ya. Zaten sabahtan beri sancım var, sancım var diyordu. Benim taş kafa anlamadı işte ya Servet'imin sıkıntısını. Ne yaparım ben onsuz vallahi. Allah enişte, enişte. Enişte bana bak. Bak bana ya, ne olmuş benim ablama? Hiçbir şey olmaz ona. Bak böyle şeyler konuşmayacağız. Konuşmayacağız böyle şeyler. Şişt, Saadet. Ağlamaya başlama sen de. Ya ne oluyorsunuz ya? Ablam içeride olmaz ama kafanızı tokuşturur böyle kendinize gelin diye. Toparlanın. Hadi. Hadi, hadi. Ha? Güçlü olacağız kızlar. Biz burada güçlü, o orada güçlü, tamam. Hadi güç vereceğiz ona, içeride doktor geldi. Doktor Bey, ne oldu? Durum kritik. Kimin durumu kritik? Ablamın mı, bebeğin mi? Tahmin ettiğimiz gibi plasenta ayrılmış ve doğum başlamış. Eğer ki bebek doğarsa annenin kurtulma ihtimali daha yüksek. Ama bu durumda bebek tehlikede demektir. Maalesef bu tür preterm doğumlarda akciğer yetmezliğiyle karşılaşabiliriz. Onu kurtarın doktor siz. Servetimi kurtarın, bebeğimi de kurtarın da siz asıl Servet'i kurtarın. Onsuz aşamayı bilmiyoruz. Onsuz ne yaparız bilmiyoruz. Merak etmeyin. Elimizden geleni yapacağız. Nasıl kızım, nasıl? Durumu nasıl ha? İyi. Yani iyi olacak anne. İyi. Tabii iyi olacak. Tabii iyi olacak. Sizi bensiz büyüttü. Çocuğunu da büyütecek. Hiçbiriniz üzülmeyin, tamam. Her şey düzelecek. Zır zır zır. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Anne anne diye tepinirken baba aklınıza gelmiyordu. Hadi baba ya. Hadi aç. Aç şunu. Dur bir de ben deneyim ya. Dinlemem, dinlemem. Aramayın zır zır. Bir huzur verin ya. İstemiyorum, aramayın beni. Ya baba... Ya dinlemedi bile ya. Bir de ben deneyeyim. Kapatmış. Hiçbir şeyden haberi olmayacak şimdi. Tebrikler. Baba oldunuz. Bir kızınız oldu. Ama bebeğimiz çok ufak olduğu için küveze aldık. Akciğerleri tam gelişmediği için solunum sıkıntısı var. Ama hiç merak etmeyin. Hemen tedaviye başladım. Karaması? Ablam, ablam. Kendisi çok kan kaybetti. Henüz hayatı tehlikeyi atlatamadı. Nasıl atlatamadı doktor? Ya bir şeyler yapın doktor ya. Ya doktor nasıl atlatamadı ya? Gözünü seveyim, bir şey yap doktor ya. Verelim, kan verelim. Al benimkinin hepsini, al onu verelim. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Beklemekten başka çaremiz yok. Geçmiş olsun. Ya nasıl yaptınız da hani nerede servetlerde?
güzel bir kızın oldu abla. Çok güzel. Sakın bizi bırakmadın abla. Abla, duyuyor musun bizi? Abla, kızını dengesiz bırakma. Abla, duyuyor musun bizi? Baba. Baba. Ah benim canım. Diyeceksin ki ne güzel geldin sen buraya. Nerede anne? Sen nasıl babasın bir anneme sahip çıkamadın? Haklısın. Evet sen haklısın, sahip çıkamadık anana. Ah bir görsen sen ananı. O ne güzel bir kadındır, ne akıllı bir kadın. O kadar çok seversin ki. Ben çok seviyorum seni. Ah benim güzel yavrum. Sana söz. Getireceğim anneni. Gelecek buradan sana bakacak. Tamam mı kız? Baba söz. Ya benim güzel kızım. Geldim. Baba! Baba açar mısın lütfen? Baba çok önemli, aç! Ne var? Niye geldin? Rahatsız etmeyin demedim mi? Özür dilemeye mi geldin? Kendim için gelmedim baba ya, ablam için geldim. Abladan filan özrünü kabul etmiyorum. Hatta ne ablalarınkini ne seninkini. Tamam baba ya, tamam benimkini kabul etme. Saadetinkini de etme ama ablamınkini et ya. Geç olmadan kabul et. Neye geç olmadan? Ne oldu? Torunun oldu ya. İnadından onu kaçırdın ya. Torunum? Oğlum, torunum mu doğdu? Doğdu mu? Servet nasıl?